Sayın izleyiciler, Oksijen TV olarak Düzce'de iz bırakanlar programımız devam ediyor. Bu hafta 18. programımızı sunuyoruz. Misafirimiz 24. dönem Düzce Milletvekili Doktor İbrahim Korkmaz. Doktor İbrahim Korkmaz'ı kısaca tanıtmak gerekirse, kendisi 1960 yılında Trabzon'da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılının başında Düzce Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak atanmış ve kazanmış olduğu YÖK Dünya Bankası'nın mesleki teknik eğitim geliştirilmesi projesi bursu gereği İngiltere ve Amerika'da eğitim almış ve çalışmalar yapmıştır. İngiltere ve Amerika'da mesleki konularda eğitim aldıktan sonra 1985-2011 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalıştı. Düzce Meslek Yüksekokulu'nda yardımcı doçent olarak ders verdi. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Ana Bilim Dalı'nda alternatif yakıtlar ve motorlar sahasındaki doktora çalışmasını tamamlayarak doktor mühendis unvanını almıştır. Doktor İbrahim Korkmaz, İHH İnsani Yardım Vakfı Düzce sorumlusu, Düzce İnsani Yardımlaşma Derneği Başkanı ve İlim ve Emek Cemiyeti Düzce Şubesi Yönetim Kurulu üyesidir. Teknikliler İstanbul Üniversitesi Teknikliler Grubu üyesidir. Yurt içi ve yurt dışı insani yardım faaliyetlerine katılmış olup bu çalışmalarına halen aktif halde devam etmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyesidir. Hayatını her döneminde mazlumun yanında ve zulmün karşısında olmayı kendisine vazgeçilmez ilke edinmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen doktor Sayın İbrahim Korkmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır. Bugün kendisini siyasetin dışında bir akademisyen olarak yaşadıklarını, varsa çektiği sıkıntıları anlatmasını istiyoruz. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Tanıtabildik mi sizi? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır ben televizyon yayınlarına çıkmıyordum. Evet. Özellikle çıkmıyordum ama sizin bu yayınınız siyasetin dışında olacak olduğu için kabul ettim. Çok teşekkür ederiz. Herhalde bu bilgileri siz internetten falan derdiniz. Evet, evet. Kadarıyla. Çünkü, bunu çok kısaca aldım. Yani tabii 65 yıllık bir hayat var nihayetinde, evet. Sonuçta ama buradaki bazı şeyler, bilgiler güncel değil. Bazı şimdi, sivil toplum kuruluşlarında üyeliğim halen devam etmiyor. Ama yine de hayatımın bir parçası. Evet. Evet. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi elhamdülillah. Yani yaklaşık 1,5 aydır bir griple şeyim. Ama bugün iyiyim. Ama baktım herkeste var. Devam tekrarlıyor. Belki Covid'in bir şeysi. Ama hamdolsun bugünümüze. Elhamdülillah. İyi görünüyorsunuz. İyi bir elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Sizinle de epeydir görüşmedik yani. Aşağı yukarı 2 ay oldu. Doğru. Oldu gerçekten. Hocam ben sizi kısaca tanıttım ama yine sizin ağzınızdan dinlemek daha doğru olur. Ve ben tabii burada birçok şeyi söylemedim. Sizin geçmişinizi, hayatınızı, birçok yönlerini zaman zaman konuştuklarımızdan biliyorum ama yine de sizin anlatmanızda fayda var. Bu program geleceğe bir örnek teşkil etmesi bakımından yapıyoruz bunu. Bugün 18. kişi olarak sizi aldık buraya. Maşallah. İnşallah gençlere iyi şeyler bırakmış oluruz diye düşünüyorum. Bugüne kadarki programların çok güzel olduğuna inanıyorum. Çok güzel şeyler söylediler buraya gelen arkadaşlar. İnşallah öyle bir program olacak. Siz kendinizi tanıtır mısınız? Peki. Nerede tamam. Doğdunuz? Hangi okulları bitirdiniz? Neler yaptınız? Ağzınızdan dinleyelim hocam. Peki. Ne kadar bir süre buna ayırırsınız bilmiyorum ama kısaca özetleyeyim. 60 dakika olarak düşündük ama bazen esneme yapabiliyoruz. Tamam. 1960'da az önce söylediğiniz gibi Trabzon merkezde doğdum. 5 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. Rahmetli anam benim tabii nüfusta 1-1 diye söylediniz. Doğru, nüfus kaydım o ama
Rahmetli anamla babam arasında bu konuda şey var. Vardı. Anlaşmazlık vardı. Anam kiraz ayında doğdun falan derdi. Babam yok ben hastanede doğdu götürdüm yazdırdım falan diye. Yani bir noktasında kesin emin değilim ama rahmetli annem babam baban öyle atmış falan derdi. Kazında kızlardı babam o noktada. O konu net değil ama 60 yılında Trabzon'da. Ama biz resmiyete bakarız. Resmiyete 1960 görünüyorsunuz. Tabii. Trabzon'da doğdum. Trabzon merkezde doğdum. Ben Ortahisar nüfusuna kayıtlıyım. Hayatımın bir Trabzon safhası var. Çocukluğumun ilk 13 yılı orada geçti. Sonra rahmetli babam bizi aldı. İstanbul'a taşıdı. İstanbul Kartal'da 3 sene ikamet ettik. O zaman hayat şartları tabii zordu. Kıbrıs Harbi, işte Türkiye Koalisyonlar dönemi, fakirlik diz boyu. Bursa'ya taşınmak zorunda kaldık. Dayılarım Bursa'da yaşıyorlardı. Bizim İstanbul'daki halimizi görünce, sıkıntılı halimizi görünce babam işlerinde şöyle veya böyle başarısız olmuştu. Allah rahmet eylesin. Kolay değil 5 tane çocuğu İstanbul gibi bir yere taşıyıp orada bakmak, şey yapmak. Dayılarım Bursa'da inşaat yapıyorlardı. Babama gel Bursa'ya taşın, taşı biz çocukları falan dedi. Biz Bursa'ya taşındık. Ben ilk ve ortaokulun bir kısmını Trabzon'da okudum. Ondan sonra ortaokul ve lisenin bir kısmını İstanbul Kartal Lisesi'nde okudum. Ondan sonra da lise 2 ve 3'ü Bursa Atatürk Lisesi'nde okudum. O zaman ilkokul Trabzon'da. İlkokul Trabzon'da. İlkokulda unutamadığınız anılar var mı? Oradan başlayalım mı? İlkokul tabii uzun yıllar oldu. Şöyle söyleyeyim, bir hatıramı söyleyeyim, bir unutamadığım bir şey. Sıradayağını mesela hiç unutamam. O zaman meşhurdu sıradayağı. Sıradayağını hiç unutamam. Okul için konuşuyorum bunu. Öğretmenimiz hangi ders, yani bir sınıf öğretmeni tabi o zaman var. Önümüzdeki pazar günü de öğretmenler günü biliyorsunuz. Anlatacak o zaman olduğumuz... öğretmenlere bu kulağına küpe olsun yapmasınlar böyle. Öğretmenimiz bizi iyi döverdi yani sıradayla. İşte özellikle 4. 5. sınıftayken. Biz de yaramazdık ama bu yaramazlığın karşılığı böyle dayak mıydı onu bilmiyorum. Ben çok küçükken dayak yemişim. Yaramazdım çünkü aşırı yaramazlığım olduğunu herkes söyler. Onun için yani öğretmenlere... Benim yaramazlığımdan bıkmışlardır belki ama sıradayağı ve özel yaramazlıklarım, özel yediğim dayaklar vardı. Hiç unutmuyorum, okul olarak bir kere sinemaya götürmüşlerdi bizi. Sinemayı ihlal ettiğim için, kuyruğu ihlal ettiğim için, yani kuyruğun dışına çıkmışım sadece, okul müdürünün benim popoma atmış olduğu tekme hala kuyruk sokumunda çınlar yani. Hiç unutamam onu da. İlkokulla ilgili... hatırladığım şeyler bunlar. İyi bir şey değil. Buna hocaların dikkat etmesi lazım. Buradan genç arkadaşlara özellikle söyleyeyim. Ben hayatımda başıma gelmeyen iş kalmamıştır ama bunu hiç unutmam. Yani bak sordunuz, hiç de düşünmedim yani böyle bir soru soracağınızı. Ortaokulda bir şey söyleyeyim. O çok şey benim böyle bir çok hatıram var da ortaokulla ilgili. Dedim ya yaramaz çocuk. Yani okulun son anına kadar oynardık yani. Bizim misket dediğimiz çocukların cildi dediği şey oynardık böyle. Ben de iyiydim onda böyle. Bizim bir arkadaşım vardı. Adı İngiliz Kemal'di. İngiliz Kemal derdik ona. Herkesin bir ismi vardı. Lakabı vardı. Benimki Balık'tı. Balık yani. Küçük kardeşim rahmetli Mustafa'yı tanırsın. Ona Hamse derlerdi. Bana niye Balık'tı biraz daha topluydum belki ondandı. Balık İbrahim derlerdi bana arkadaşlar. İbrahim, Balık İbrahim manasında. Mahallenin dedim ya yaramazlarından birim. Annem sonuna kadar hadi gittin mi okula diye bağırırdı yani şeyde. Bakardık sorardık o zaman saat kimse de yok şimdi herkeste var. Saat kaç? Oo, hadi lambur lumbur okula koş. Okulda böyle bizim ev yüksekteydi. Yani yukarılardaydı Boztepe tarafında. Okul da aşağılardaydı. Kanuni İlkokulu, ortaokul özür dilerim. Ortaokul, nereden bahsediyorsun? Trabzon'dan bahsediyorum. Geç kaldığımızda, genelde geç kalırdık. Geç kağıdını müdür odasından, müdür yardımcısı odasından daha doğrusu şey alırdı. Ya ben alırdım bir dönemeçli olarak ya İngiliz Kemal alırdı.
O zaman sıra bendeydi. Ben hiç unutmuyorum. Çaldım kapıyı, girdim odaya. Müdür yardımcısı odası değildi. Müdür odasıydı galiba. Hatırlamadım. Müdür yardımcısı boştu galiba. Öyle hatırlıyorum. Girdim. Odaya baktım. Odada 3-4 kişi oturuyor. Müdür yardımcısı da orada. Müdür bey de burada. Demek ki orada toplanmışlar. Öyle anlıyorum. Ben girince müdür bey ayağa kalktı. Buyurun efendim, buyurun falan dedi. Baktım şimdi. Ciddi mi, şaka mı? Kısa ufak tefek bir delik çocuğum. O da iri yarı uzun boylu bir adam veya bana şimdi öyle geliyor. Uzun yıllar oldu. Baktım bana böyle yaptım, arkama döndüm, baktım kimse yok. Siz böyle yaptım, yani ben mi, bana mı diyorsunuz diye. Tabii efendim, buyurun dedi adam. Buyurun buyurun dedi. Şimdi ona da gülümsüyor diğerleri de. Ben de oturayım bari dedim adamı. Yerini gösterdi bana. Oturayım bari dedim. Oraya doğru yürüdüm. Benim ensime bir tokat vurdu ama nasıl biliyor musun? Yani suratımın şurasına böyle geldi. Hiç unutamam. Döndüm arkamı kaçarken, bir de arkamdan ikinci tekmeyi de orada attı, hiç unutmam. Yani bak neden bahsediyorum görüyorsunuz değil mi? İki şeyi hatırlıyorum ortakta. İkisini de tokat ve tekmeyi hatırlıyorum yani. Hiç hoş olmamış ya. Bunu yani anlamadım önce, ne olduğunu anlamadım. Yani adam bana niye buyurun dedi, niye ayağa kalktı, niye tokatı patlattı, onu anlamadım. Sonra böyle ensemi tutarken baktım, şapka kafamda. O zaman şapka takardık biz ortaokula giderken. Ortaokulda şapka vardı. Trabzon'da uygulama vardı, şapka uygulaması vardı. Bizde yoktu öyle bir şey. Tamam mı? Trabzon'da vardı. Trabzon ilginç bir yerdi. Yani Trabzon şeydi, uygulama yeriydi galiba. Öyle zannediyorum. Herhalde bu Trabzonlar, herhalde bu Trabzon'da bu işi anlarsa herkes anlar mı düşünüyorlardı. Ne düşünüyorlardı bilmiyorum. İyi bir espriydi. Meğersem ben şapkayla girdim ya içeriye. Adam ben şapkayı çıkarmadım diye bana tokatı patlattı. O günde de şapkadan nefret ettim. Şimdi çok tabii hatıralarım var. Yok değil yani. Hadi dayaktan anlatayım. Bir tane anlatayım mı? Anlat. Uzun abi, ama bu uzun biraz yalnız. Olur. Peki anlatayım. Diğerlerini biraz bak kısaltırız. Şimdi, bak. Ben hiç ödev yapmayı sevmezdim. Hiç ödev yapmayı sevmezdim. Derste anlarsam anlardım, anlamazsam anlamazdım. Ama ödev yapmayı, ödev getirmeyi hiç ama hiç sevmezdim. Bu üniversiteye kadar devam etti benim bu özelliğim. Projeler haricinde ödev yapmazdım. Şimdi müzik dersi, benim sesim de güzel değil arkadaş. Yani ben müziği severim ama dinlemeyi severim. Ben arabada bazen giderken türkü söylerim. Bizim çocuklar aman kalsın falan derler. Niye? Ya bırakın ağız tadıyla söylüyoruz da kimse de duymuyor. Neyinize lazım? Yok. Şimdi bir hocamız vardı. Müzik enstrümanı vardı. Kemanla gelirdi derse. Keman çalardı. Tabii biz o kemana ben ayak uyduramazdım. Tamam, o kemana ayak uyduramayınca acayip sesler çıkartırdı. Böyle yani tabiri caizse yani neyse söyleyeyim mi orası? Yani, fuzulüm. Fuzu yani. Hani ayak git demekti bu. Ha, o çocuk yaşta öyle tabii. Yani. Yok, mesela benim kızım Hatice Yiğit biliyorsun, sesi çok güzeldir. Çocuk yaşında güzel söyler yani. Şimdi ben ödev vermiş hocam. Bir tane o zaman çizgili bir şey, yok müzik defteri müzik var. Defteri. Uzun böyle bir defteri, hala var mı bilmiyorum. Büyük. Ona nota yazardı. Çok büyük de böyle bir şeydi yani. Bende yok. Öğretmen de şey vermiş, ödev vermiş. Tamam mı? Vermiş olduğu müzikten. Müzikten. Yani bırak matematiğe şey geçtik, adam bir de müzikten ödev veriyor yani. Kardeşim bu bir kabiliyet dersi ya, bırak yani adam kabiliyetine göre yapıyorsa bu dersi yapsın, yapmıyorsa ya biz şey mi, müzisyen mi olacağız yani? Zorlamaya. Resim, müzik, beden eğitimi bunlar kabiliyetle ilgili dersler. Kabiliyet olanları alırsınız kenara, öğretirsiniz. Kabiliyet olanları zorlamazsınız yani. Neyse. Düşün böyle bir çocuk sonra eğitimci oluyor yani. Bir de Türkiye'deki eğitimin durumu. Ben ondan sonra eğitimci oldum. Yani tamam. Baktım sıra bana yaklaştı. Benim numaram da başlarda. Baktım sıra bana yaklaştı. Yanımdaki arkadaşım vardı. Dedim ki seninkini göstereyim. O yapmış. Bende müzik defteri de yok. Yapmış. Dedim seninkini göstereyim. Dedim. Sonra ben dedim al götür dedi. O da kafa çocuk. Götürdüm koydum hocanın önüne. Hoca aldı baktı imzaladı. Tamam. Tamam git dedi. Orada zil çaldı.
Tamam dedim kurtar. Ki ben arkadaşa. Kurtar. Ben dedim hemen dedim bunu dedim bunu yırtalım bu sayfayı. Ben bunu kopyalayayım buraya. Yok yok ya ben yaparım dedi. Yaparım dedi. Yaparsan iyi güzel. Dedi kafa dengi arkadaş. Abi önümüzdeki hafta hoca bıraktığı yerden dersin başında başladı kontrole. Eyvah. Ben de oturuyorum böyle baktım çocuk gitti yanımdan. Baktım beni gösteriyor. Hoca da beni bu mu diyor. Evet o dedi. Ben de şimdi göz göze geldim o şeyle beraber. Meğersem şeyi aynen imzalık şeyi götürmüş. Aha. Tamam hoca. Şimdi benim yaptığım yanlış tabii yani nihayetinde. Bunların doğruluğunu savunmuyorum ama burada gerçekten incelenmesi gereken bir durum var. Bak şimdi. Bana şöyle yaptı gel gel dedi. Kalktım gittim yanına doğru. Bunu sen mi geçen hafta gösterdin dedi. Evet ben gösterdim dedim. Yalan da yok. Yalan niye söyleyeyim canım ben gösterdim yani. Nesini inkar edeceğiz? Yani. Onu gönderdi. Ona bir şey yapmadı. Onu gönderdi. İyi ki de yapmadı. Çünkü ben onu şey yaptım. Peki hocam. Başka bir konuya geçelim. Maddi olarak sıkıntı çektiniz mi? İlkokul, ortaokul sıralarında. Yani ben... Babam inşaat ustasıydı. Bu anlattıklarınız manevi sıkıntılardı. Manevi değil mi? Basbayağı maddi sıkıntı. Yok yok. Az önce anlattıklarınız manevi. Parayla pulla alakası olmayan yok, şey. Yok parayla alakası yok. Maddi olarak hiç sıkıntı çektiniz mi okullarda? İlkokul olsun, ortaokul olsun, lise olsun? Şöyle babam çalışkan bir adamdı. Çalışırdı. Hmm. 5 tane çocuğu bakıyordu. Biz Trabzon'da köyden, Trabzon merkeze bağlı bir köyde. Karlık diye bir köyümüz var bizim. Buradan da Karlık'a selam olsun. Oradan indik aşağıya. Birkaç kilometre aşağısı yani daha doğrusu. Bir kalenin dibinde bir evde oturduğumuzu hatırlıyorum. Kale surunla bitişik de Trabzon Kalesi'nin surunla. Biz kalenin içerisinde yaşıyorduk. İyi hatırlıyorum. Fareler böyle böyleydi. Tuvalette böyle kuburun deliğine şey koyardık böyle saplı bir şey. Fare çıkmasın odun, diye. Fare oradan çıkmasın diye. Allah Allah. Ya tabii öyle bir evde oturduk. Babam da çok iyi hatırlıyorum el arabasıyla şey satardı. Yani iş portacı şeyler böyle. Para kazanmak için. Ablam benden 1,5 yaş büyük bir ablam var. 1,5-2 yaş büyük ablam var. Bir keresinde babamın bütün sakızlarını çiğnedik. Halbuki bir tane sakız şey yapmamız lazım. Söyle şunun adını. Çiğnemeyiz. Hadi çiğnedik. Biz çiğnedik attık. Zavallı babam sabahleyin küplere binmişti. Çünkü sermayesini tüş yapmıştık. Onu hatırlıyorum. Yani o fakirlikle ilgili söylediğin şeyden de kaynaklanarak onu söylüyorum. Sonra dedem bize bir arsa, bir parça arsa verdi. Yani buraya, babam buraya böyle birkaç gün içerisinde belki bir hafta onun içerisinde hemen bir şey yaptılar. Biriketten sıvamadık. Sıvalı değildi. Hı hı. Üstünü kapattık. Bir gece kondu. Ev yaptık. Oraya girdik. Orayı iyi hatırlıyorum o evi. Yani bir tane odası vardı. Annemle babamın yattığı odası vardı. Yok iki tane odası vardı. Bir küçük odası vardı. Bir salon vardı. 5 kardeştik. Bir kısmımız orada bir kısmımız orada yatardı. 3 erkek, 2 kız kardeştik. Kızlar herhalde şeyde de biz de salon, mutfak bir yerde olan yerde yatardık. Şimdi onlara 2+1 diyorlar tabii. Belki büyük ihtimalle. Öyleydi. Babam inşaatta da çalışır. Daha sonra inşaatta da çalışırdı. Daha sonra dayımın pasaportuyla kaçak olarak dayımın ismiyle Almanya'ya gitti. Almanya'da birkaç sene çalıştı geldi. Sonra da orada yakalandı falan. O zaman tabii patates mühürü basıyorlardı. Başkasının yerine Almanya'ya falan gidiyorlar. Peki hocam, lisede yaşadığınız bir anınız var mı? İlkokul anlattık. Orta tabii adına. Lise dönemimiz bizim... Parçalı geçmiş biraz ama. Siyasetin artık liselere çok yoğun olarak girdiği, ortaokullara çok yoğun olarak girdiği, sağ-sol kavgasının yoğun olduğu bir dönemdi. O dönemde herkes yerini alıyordu bir yerde. Yani böyle pek... O zaman ben bu süreç içerisinde inşaatta çalışıyorum. Ben ortaokul 3. sınıfta inşaatta da çalışmaya başladım. Hayatım boyunca yani süren bir şeyim ortaokul 3. sınıfta başlamıştır. Ben ortaokul 3. sınıftan sonra ailemden para alıp da bir iş yaptığımı hatırlamıyorum.
Kendiniz kazandınız. Evet, kendim kazanmaya çalıştım. Ya çalışıyorduk. Ben de rahmetli kardeşim de yoğun çalışıyordu. Çalışmak zorundaydık, onu söyleyeyim. Zaten lise İstanbul'a geldik. Biz Kartal'a geldik. İstanbul zaman tabii siyasi şeyler yoğundu İstanbul'da. Sonra Bursa'ya geçtik. Bursa'da da yoğundu. Hı hı. Bursa Atatürk Lisesi'nde sağ sol kavgası. Ben o zaman çok yani o olaylara kayıtsız kalamazdım. Çünkü Türkiye komünizm tehdidinin altında olduğunu düşünüyorduk. Efendime söyleyeyim. Sonra önündeki hepsi Amerikan'ın oyunuymuş tabii. Ve muhakkak komünistlerin engellenmesi gerekiyordu. Türkiye'ye hakim olmalarını engel olmamız gerekiyordu. Ve muhakkak onlara karşı sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle. Lisedeyken bu. Lisede tabii tabii. Yani bu Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmemiz gerekiyordu ki ben çok yoğun bir şekilde bu siyasi faaliyetlerin, siyasi atmosferin içerisinde buldum kendimi. Ve o gün bugündür de öyle. Peki hocam, hemen üniversiteye geçelim. Üniversiteyi nerede okudunuz? Üniversitedeki anılarınız? Ben üniversite imtihanına 3 kere girdim. Onu söyleyeyim. İlkinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. Fakat o zaman ben dedim ya, ülkücü hareketin içerisinde aktif idim. Bursa'daydık o zaman. Bursa KTÜ Mimarlık Fakültesini kazandım. Fakat benim ismim benden önce gitmişti oraya. Yani o zaman KTÜ Mimarlık Fakültesi Mao'cu komünistlerin elindeydi. Ve kim geldiğini biliyorlardı. Oraya haber gönderilmiş. Benim amcamın oğlu da önceden Mao'cu komünisti, sonra milli görüşçü oldu elhamdülillah. O zaman Mao'cuydu. Bana dedi ki, İbrahim ismin geldi buraya. Ne dersin, amcamın çocuğu, kardeşim mesabesinde. Sen dedi, hiç buraya girme, seni öldürürler dedi burada dedi. Sen çünkü aktifsin. Ben bir yıl inşaatta da çalıştım tekrar. O zaman dershane falan filan yoktu. Yani varsa da bizim haberimiz yoktu. Gidecek durumda değildik. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandım ki benim ikinci sınavda idealim de İTÜ İnşaat Fakültesiydi. Ve hep iyi bir inşaat mühendisi olmak istemişimdir. O benim hiç içimden hala çıkmaz yani İnşaat Fakültesi öğrencisi olma şeysi. İTÜ İnşaat'ta güzel günlerim geçti ama İTÜ'de... Girdiniz mi oraya? Tabii tabii İnşaat'ın. Girdim. İTÜ İnşaat Fakültesi'nde okudum tabii. Ne kadar? İkinci sınıftan ayrıldım oradan. Niye? Çünkü o zaman da çünkü hem okumak zorundayım, hem okuyorum, hem de inşaatta da çalışıyorum. Hem de beni tanıdılar orada. O zaman sol kesimlerindeydi. Yine siyasi. İTÜ. Bana geldiler, tabii bunu da pek söylemem mesadası oldu ama uzun yıllar da oldu. Dediler hedeftesin yani. Baktım ya şimdi her gün hedefteyiz. Yani adamlar tehdit ediyorlar falan. Vuracaklar ihtimal, büyük ihtimalle. Korktuğumuzdan falan değil de yani dikkat. Yani bilmiyorsun ki nereden sana kurşun gelecek. Yani bilsen ki karşılıklı çatışıyorsun da sen onu atıyorsun, o sana atıyor. Dersin ki adam gibi atıştık dersin yani ama öyle bir durum da yok. Kimin yani sen orada otururken birisiyle çay içerken veya bir yerde namaz kılarken veya birisiyle sohbet ederken adam gelip ensene sıkacak. Yani öyle bir durum. Tedbirli olmak lazım. Bir taraftan inşaatlarda çalışıyorum. Cumartesi, pazar ve okul dersimin olmadığı günler inşaatlarda götür işte alıyorum, çalışıyorum falan filan. Yordu beni hem o hem anarşi hem şey falan. Ama İTÜ'de çok güzel günlerim oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çok güzel derin arkadaşlıklarım oldu. Hala devam eden bugün Türkiye'nin üst bürokrasisindeki arkadaşlarımın çoğu birkaç kişi o zaman söylemeyize mahsur var. Var tabii mesela şöyle söyleyeyim meşhurlardan söyleyeyim. Savunma Sanayi'nin uzun yıllar başkanını yapmış İsmail Demir o zamandan benim arkadaşım. Temel Kotil arkadaşım. Ömer Yıldız arkadaşım, ya yani bunlar Temel Kotil Tayin'in, TUSAŞ'ın başkanıydı, bir şey genel müdürüydü. Ömer Yıldız biliyorsunuz insan savaş araçlarını yapan arkadaştı. Bugün Aselsan'da olsun, savunma sanayinin birçok yerinde olsun, Roketsan'da olsun birçok arkadaşım var. Onların birçoğunu ben İTÜ'deki o dostluklarımla. Çünkü ben daha sonra İTÜ'de doktora yaptım. Doktoram İTÜ'de tabii. Yani girişim ve çıkışım İTÜ oldu ama inşaat mühendisi olmadım. Daha sonra tekrar imtihana girdim. Üniversite sınavına. Okulu bıraktınız tekrar imtihana. Hayır okulu bırakmadım. Okulda mı derken tekrar üniversite sınavına girdim. Ve çok yüksek bir puan aldım. Yani Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir puan. Yani 540 küsur puan almıştım. Hı. 560 almıştı Türkiye birincisi. O civardaydı yani öyle hatırlıyorum ben. Bursa Makine Fakültesini yazdım oraya gittim. Ha İstanbul'da inşaat mühendisliğini bitirdiniz. Bıraktınız. Evet.
Bursa'ya geçtiniz. Bursa'ya geçtim. Olur çünkü da. Ailem oradaydı. Hı-hı. Evime gidip gelecektim. Evimden okula gidip gelecektim. Onun için o benim için büyük avantajdı. Doğru. Öyle yaptım nihayetinde de. Bursa serüvenim başladı. Tabii bu benim için zaman kaybı oldu ama her bu iki üniversitede özellikle benim için çok derin dostluklar kazanımlar olduğu oldu. Şeyler oldu, kazanımlar oldu. Peki Uludağ Üniversitesi'nde okurken unutamadığınız anılar var mı? Gerek öğrenciliğinizde, gerek cumartesi pazar çalışıyorduk falan diye söylüyordunuz. Maddi sıkıntı var, çalışıyordunuz. Ya tabii yani... Ya çoktur da birkaç tanesini... Bir kere Bursa'ya gelince, Bursa'da evime gelmiş gibi olmuştum. Onu söyleyeyim bir şeyde. O zaman Bursa Makine Fakültesi'ydi. Bursa Üniversitesi'ydi o zaman. Yeni kurulmuştu daha. İTÜ'nün hocaları kurmuştu zaten onda. Oradan geliyordu hocaların çoğu. Biz de kaç kişiydik? Fakülteye 15 kişilik kontenjanı vardı fakültenin o zaman. 13 kişi hatırladığım kadarıyla kayıt yaptırmıştı. Bu 13 kişinin de 3 kişisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne gitmişti. Açılmıştı o yıl. Öğrenci alıyordu. 10 kişi kalmıştık. 10 kişinin de 3. sınıfta 4-3 ayrılmıştık. Konstrüksiyon, imalat ve enerji diye. Birçok dersi 3 kişi alıyorduk. 3 kişinin birisi de bazen gelmiyordu. 2 kişi dersleri alıyorduk. Yani böyle bir özel bir eğitim gördüğümü söyleyebilirim. Yani ve çok hocalara da çok iyi dostluğumuz olmuştu. Bu işin eğitimle ilgili tarafı ve çok da memnunum orada aldığım eğitimden ve hocalarımdan. Oradaki arkadaşlardan, öğretim üyelerinden isim, aklınıza kalan isim var mı? Hemen sorayım. Var tabii. Unutmadım. Mesela mahsur yoksa. Uludağ Üniversitesi. Uludağ mesela bizim Serbay vardı. Serbay, siz de tanıdığınız Serbay. Antalyalı. Serbay, ben üniversitenin güreş takımındaydım, onu söyleyeyim. O zaman 74 kiloda güreşiyordum. Ben iyi güreşçiydim. Güçlü kuvvetliydim. İnşaatta da çalıştığım için falan da gücüm kuvvetim de yerindeydi o zamanlar tabii. Gençlik var. Serbay da 68'de güreşiyor. 67'de o da mı güreşçiydi? Tabii. O zaten yörük çocuğu. Antalyalı, kara kucak yapan çocuk. O sınıf yani. Arkadaşınız mı? Sınıf arkadaşım. Hmm. Zaten son sınıfta bütün dersleri beraber alıyorduk. Bazen o gelmedi mi Ekrem ben oyduk. Yani Ekrem diye bir arkadaşımız daha vardı yine. O birimiz gelmedi mi hani onun sınıfın yarısı yok gel falan derdik. Yani böyle bir şeydi. Ders yapalım. Serbay kısa günde 40 kere aşık olan bir arkadaştı. Bizim aşık olacak tabii vaktimiz falan yok. Çünkü paramız yok, şeyimiz yok yani böyle... çalışıyorum hem okuyorum şeyde üniversitedeyken. Serbay ama hala evli değil yani. Onu da söyleyeyim. Evet. Nedense bu üniversite çok aşık olanlar böyle güzel bir kız gördü mü Serbay dink onu tamlardı yani böyle. Bakatın biraz sonra kızla gezmeye başlar. Böyle bir çocuktu ama şeydi yani hoş çocuktu. Serbay hiç mi evlenmedi? Bir kere evlendi, boşandı. Şeyi söyleyeyim. Ben yan gelirim olsun diye hayvan keserdim. Sizin o özelliğiniz var. Doğru, dana keserdim. Her 15 günde bir aşağı yukarı bir hayvan keserdim, satardım. Ha, ondan para kazanıyorsunuz. Tabii. Yani mahallenin kasabı benden pek memnun değildi ama müşterilerim memnundu. Bizim tabii o zaman Bursa'da olduğumuz yerde insanlar hayvan besliyorlardı. Malum çok yeşillik oralar falan. Böyle Bursa'nın nüfusu kalabalık falan değildi. Gibi değil, tabii. Yani herkes Trabzon'dan gelmişti. Herkesin aşağı yukarı bir ineği vardı. Şimdi hayvanını kesmek istiyor. Mesela diyelim ki erkek danası var, şu sorusu var. Bana getirirdi, kasaba vermezdi. Hı-hı. Çünkü ben şöyle yapardım. Beni güvenilir bulurlardı elhamdülillah. Ben derdim ki şey yaparım, satarım. Kilo başına şu kadar alırım derdim. Onlar da verirlerdi. Dolayısıyla İyi olurdu. Kazan kazan prensibine göre hareket ederdik. O da bana güvenirlerdi. Toplardım paralarını verirdim. Bir böyle olurdu. Bir de tabii müşterilerim var. Benden istiyorlar. Değişik gruplar var. Ben de iyi hayvan seçmesini bilirdim doğrusu. O konuda iyiydim yani çok. Giderdim şey hayvan pazarına. Öğrencilik yıllarınızda mı yapıyordunuz? Tabii. Öğrencilik yıllarında yapıyordum. Hayvan pazarı, diyelim ki bizim ev burada. Üniversite şurada kampüs, hayvan pazarı da şurada. O zaman Hürriyet kampüsünde okuyorduk biz. Biz dik kaldırımda, Bursa dik çekirgenin altında dik kaldırım vardı. Orada yaşıyorduk. Hayvan pazarı da soğanlık diye bir yer vardı. Oradaydı. Burada da soğancı var. Bizden seyrede var öyle bir şey. Hayvan pazarına sabahleyin giderdim otobüsle. Erkenden. Hayvan pazarı erken olurdu. Beğenirdim bir hayvan alırdım. Yani okulların açıldığı saate kadar işi bitiriyordum. Tabii. Hayvanı aldım şimdi nasıl getireceğim? Mecburen yürüme getirmem lazım.
Oradan ta eve gitme hayvanla beraber en az 2 saat yürümem lazım. Öyle yapmazdım. Hayvanı kampüse getirirdim. Üniversiteye. Üniversiteye, kampüse. Beni severlerdi bütün oradaki şey. Hayvanı kampüse getirirdim. Kampüste bir yere bağlardım onu, yeşil şeye. Tamam mı? Orada hocaları falan getirirdim. Satardım orada şeyi. Eti. Eti satardım orada. Yani. İyi bir kısmını satardım. Zaten daha önce aldıkları için memnunlardı genellikle. Bana şu kadar, bana şu kadar listeyi yapardım. Tamam mı? Sonra onların etlerini getirip teslim ederdim. Akşamüstü de giderdim hayvana. Orada otlardı ders boyunca. Akşamüstü de alır götürürdüm. Yarısı günde hallederdim işi. Diyelim ki aldım onu. Yarısı gün dersim yok. Hallederdim işi hayvana. Getirdim, verirdim şeyi. Benim hayvanla herkes resim falan çektirirdi. Yani hatıra resmi. Bütün kampüs beni tanırdı yani. Üniversitede ben kampüste şeydim, yani biraz aktif bir çocuktum. Unutamadığım olaylardan bir tanesi. Ama önemli bir hatıra. Bu değil, bunu ben zaten unutmam da. Yani bunu çoğu da söylerdi. Kampüse inek getirirdi falan, dana getirirdi falan filan diye. Hatta okulun yılına yazmışlardı. İbrahim'in kampüse dana getirip beslediğini biliyor musunuz falan filan diye. Yokluk. Özellikle. Yokluk. Başka bir şey. Yine üniversite öğrencisi olarak ben üniversite çok aktiftim. Yani öğrenci hareketlerinin içerisinde aktiftim. Gerçi ben Bursa'ya geldiğimde 12 Eylül darbesi olmuştu. Ben İstanbul İTÜ'de okurken 12 Eylül darbesi olmuştu. Bursa'ya gelmiştim ben. Bursa'da beni kampüste bir şey, siyasi özelliğimden dolayı tanınıyordum. Bir de güreşçiydim. Üniversitenin güreş takımında, oradan beni herkes tanıyordu. Dolayısıyla bilinen bir, zaten çok kalabalık bir kampüs değildi o zaman. Yani Bursa Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi oldu. YÖKKAN ile birlikte. Şimdi hiç unutmuyorum. Bunu anlatayım. Bir bak, bakın şimdi böyle bir öğrenci bugün günümüzde üniversitede bulabilir misiniz? Bunu yani demek ki 7'sinde neyse 70'inde de o oluyor derler ya. Bizimkisi o hesap. Bizim üniversitede bir mescidimiz vardı. Mescid bir, yani inşaat halindeki bir binada bir yeri bize vermişlerdi. Oraya halı fleksler falan filan, altına hasırlar falan döşemiştik. Şey yapmıştık orayı, mescit yapmıştık. Ama bayağı uzun bir şeydi yani böyle. Belki 15 metre uzunluğunda falan bir şeydi. Bir kısmını bölmüştük hanım kardeşlerimiz için falan. Bir yıl baktık bir gün. Bize dediler ki, ona kapı falan takmıştık oraya. Kapıyı da ben, bizim mahallede marangoz bir abimiz vardı, Zeki abi. Allah selametini versin, uzun ömürler versin, hala yaşıyor, sağlık sıhhat versin. Ona çok uygun bir fiyata yaptırmıştım. Parayı toplamıştık kendi aramızda. Hocalara da salma yapmıştım bu şeyleri yaparken falan. Herkes bir şey vermişti yani. Sonra burayı tekstil laboratuvarı yaptılar. Bizim mescidi kaldırdılar. O doğal yani, buna söyleyecek bir şey yok. O zamana kadar verildi, bunda bir şey yok. Dediler ki, arkadaşlar mescid iptal ediyoruz, camiye gideceksiniz. O kampüste bir yer verebilirler ama o zaman kampüs bizim şeydi, geçici kampüstü. Öyle pek uygun yerde yoktu doğrusu yani. Tamam, güzel, biz de camide yakındaydı zaten. Telden atlayıp geçirdik camiye karşıya. Yoldan bile dolaşmıyorduk. Fakat bir gün baktım, iyi tamam da geldik, yaz tatili bitti, Eylül'de geldik, baktık. Dedi ki, bizim mescit malzemeleri nerede? O zaman Haliflex, böyle kırmızı Haliflex, incecik Haliflex de vardı böyle. Zaten Haliflex oradan geliyor, o ilk üreten firmadan geliyor. Şeyler var, altına sermiş olduğumuz rahmetli tekstil bölüm başkanı Mustafa Hoca Köseoğlu, Allah kendi kendine rahmet eylesin. Onu aldırmıştım ben şeyi, arabasının arkasına koymuş, getirmişti. O zaman mühendislik fakültesinin dekanı oydu. Onlar yok. Kapı yok. Nerede bunlar? Bu arada bir de bakıyorum ki dekanlık koridoru boydan boya kırmızı Haliflex'e döşenmiş. Uzun böyle 50 metre uzun. 50 metre yoktur ama vardır aşağı yukarı belki. Bir baraka. Değişik odalar var böyle. Önünde bir koridor var. Tek katlı zaten. Onu da gördüm ama hiç aklıma gelmedi ki bunlar bizim Haliflex'lerdir falan diye. Neyse gittim fakülte sekreterine. Fakültenin sekreterine. Uzun boylu yapılı bir adamdı. Beni hiç sevmezdi. Siyasi görüşlerimizden dolayı benim nasıl bir görüşe sahip olduğumu biliyordu. Dedim ki, bu Haliflex'ler dedim bizim mi? Dedi ki, sizi bilmem ama dedi, bu mescitten çıkan Haliflex'ler. Peki kime sordunuz dedim bunları buraya? Öğrenciyim ha. Kime sordu dedim bunları buraya koydunuz siz? Bize sordunuz mu?
O bana böyle yüksek pörtten size mi soracaktık falan filan böyle lanlı manlı falan. Tam da benim moduma girdi yani o zaman. Dedim onları alacağız. Al da göreyim dedi. Alayım da gör dedim. Şimdi bak fakülte sekreteriyle bir öğrencinin şimdi diyaloğu. Tamam mı? Al da gör dedi. Dese bana ki ya İbrahim olur mu böyle şey, yakışır mı sana yani? Burası devletin kurumu. Ya bunu buraya serdik. Tamam sorsak ama dönüp dolaşıp biz, yine eğitime biz muhatabımızın kim olduğunu bilmediğimiz için serdik. Yani nihayetinde buraya serdik. Siz burada eğitim alıyorsunuz gibi dese gönlümü alacak. Gönlümü alacak diyor. Bitti yani yani. Şimdi ben de şimdi öğrenci liderlerinden olduğum için bunu kendime şey biliyorum. Evet. Yani görev biliyorum, vazife biliyorum. Biraz da belki işin havasına da gitmiyoruz değil. Yani o zamanki gençlik yıllar falan. Yani bak ben yaparım mı diyoruz artık ne bilmiyorum şimdiki kafaya düşündüğümüzde. Ben alacağım sen gör dedim. Sen al ben göreyim dedi. İnatlaştık mı? Neyse bunu YouTube'da yayınlayacaksın. O dönemki arkadaşlar belki de seyrederler bilemiyorum. Kimler seyrediyor. Bu hatıralar canlanacaktır en azından onlara da. Gittim topladım ekibi. Böyle benim böyle üzerinde etkin olduğum ve böyle iş yapacak ekip. Dedim yürüyün lan dedim. O Trabzon'daki ekip değil değil mi? Ya, yok değil ama bunlar da fena değiller. Tabii dava arkadaşlığı falan filan var bunun burasında. Ben o zaman tabii siyasi noktada biraz daha İslami şeye doğru evrilmişim. Biraz da dikkat ediyorum. Zaten Ülkücü Hareketi'nin içerisindeyken de İslami tandanslı bir ekip oluşturmuştuk biz. Ve pek bazıları tarafından sevilmezdik. Biraz daha ayrılmıştık ama Ülkücü Hareketi terk etmemiştim. Yani oralara bağım devam ediyordu. Gönül bağım. Nihayetinde içinden geldiğim bir ocak. Topladım bizim ekibi. İçerisinde yani ülkücü çocuklar var daha çok. Akıncı çocuklar var falan. O dönemki tabirle falan. Benim kafa dengim ekip. Dedim yürüyün dedim. Ne yapacağız abi? Dedim ki dekanlığın dediğim içerideki dedim haftalaştırı dedim yuvarlayıp alacağız. Abi ne yapıyorsun? Yürüyün lan. Soru sorma sonra konuşuruz. Şimdi tamam. Koridorda da sekreterler masalar da var. Oturuyorlar her kapının önünde bir sekreter var. O zaman tabii şey baraka şeklinde böyle bugünkü gibi falan değil. Gittik herkes şaşırdı. Dedim şuradan katlayın yuvarlayın. Sekreter başladılar bağırma ne oluyor falan sus falan filan alıyoruz. Adam şeysinden çıkamadı. Odasından. Odasından çıkamadı hiç. Yani hocam falan dedi sekreterin biri gitti içeriye. Gitti geldi ama ben hazırlıklıyım artık yani tamam. O anladı ki ben kararlıyım ve ortalık karışacak. Bir de ekiple beraber gelmişim oraya. Hiç ona giremedi. Aldık abi. O bir de onlar toz döktü. Bir tanesi yürümüş toz falan. Altını görsen var ya berbat. Götürdük onları şeye. Arka tarafta çeşme. Bir yerde çeşme şey var. Bize yemekhaneden hortumla şeye bağladılar. Yıkama bir de ya. Bir de oradaki memurlar da onu sevmiyorlar. Sekreteri sevmiyorlar hiç. Genel sekreter o. Nefret ediyorlar. Ben onu öyle yaptım diye hoşlarına da gidiyor. Tamam mı? Aferin sana falan diye. O intikamlarını almışım gibi. Güç birliği. Ben onları şey yaptım. Astık telleri. 2 dakikada kurudular zaten. Güneşli bir hava. Güzel. Evde kalan arkadaşları topladım. Dedim ki kim nerede? Ne kadar ihtiyacı varsa alın buradan. Kesin onları dağıttık öğrenci evlerine. Hangi öğrenci olduğuna bakmıyoruz. Çünkü niyetinde ümmetin malı onlar. Öyle bakıyoruz. İş geldi kapıya. Kapı nerede? Ha. Kapıyı ben yaptırmıştım. Ve kapının bende bir hatırası da var. Onu buradan atmaya gerek yok. Kapıyı da öğrendik ki tekstil, o binanın, o bizim binanın üst katında tekstil bölüm başkanıyla sekreteryanın arasına ayıran bir yere kapıyı takmışlar. Ha. Öğrendim gittim. Baktım bizim kapı. Tanıyorum kapıyı çünkü. Diğer kapılarında farklı zaten. Şimdi sekreter var orada bir de bir arkadaş var yine öğretim üyesi. Kapıyı söküyorum. Ya ne bakıyorsun o kapıya? Ben kapıyı şöyle böyle yapıyorum bakıyorum ya. Dedim bu kapıyı sökeceğim onun için bakıyorum. Ya sen ne demek kapıyı sökeceğim? Şimdi bazen öğrenciler psikolojik bunalıma giriyorlar tamam mı? Böyle abidik gubidik hareketler yapıyorlar. Şimdi bunlar dediler ki bu oğlan kafayı yemiş galiba yani. Onlardan birisi. Normal mi yani? Tamam, ben de o zaman öyle düşünürüm. Ya adam gelmiş şimdi bu kapıyı sökmeye çalışıyor. İş mi yani şimdi? Neyse uzatmayayım. Neyse gitti içeriye sekreter. Geldi dedi ki bölüm başkanı seni çağırıyor dedi. Bölüm başkanı daha sonra İlahiyat Fakültesi'nin dekanı olmuş. Dekanlığını yapmış. İlahiyat Fakültesi'nin dekanlığını yapmış. Allah'a inanmayan bir adam. Allah'a inanmıyor. Onu da söylüyor yani Allah'a inanmadığını. Öyle bir herif. Adını vermeyeyim burada. Oradan da gardım var herife. Tamam sevmiyorum. Adam çağırdı. Ben dedim şimdi tamam içeride şimdi gireceğiz birbirine. Sıkıntı olacak.
Ben hazırlıklı girdim yani. Daha psikolojik olarak hazırlıklıyım yani. Girdim. Adam bana şöyle bir baktı. Anladım, beni süzüyor. Pis, normal miyim, değil miyim falan diye. Hocam beni çağırmışsınız dedim. Baktı. Otur delikanlı dedi. Oturdum. Adımı soradımı sordu. Tanıttık bana. Dedi ki ya dedi, ben dedi kapıyı sökmek istediğini duydum dedi de. Adam şimdi ben normal miyim, değil miyim, psikolojim bozuk mu, ona bakıyor şimdi. Ben anlıyorum tabii niye baktığını. Evet dedim. Kapıyı sökmek için geldim. Yani şu öyle de demez ama dedik işte, ne yapalım yani. Anlamadım dedi. Ya sen kapıyı nasıl sökersin dedi. Delikanlı dedi. Benim de onun için dedim. Bizim kapımız dedim daha doğrusu. Ben yaptırdım dedim onu dedim mescid için. Anlamadım dedi. Anlattım. Ha, anladık ya, bizde bir anormallik yok. En azından anladığım manada bir anormallik yok. Belki birazcık çizgi dışı bir adamız ama anladığım manada bir anormal değiliz. Psikolojik bir sıkıntı değil bu. Dedim ki genel sekreter bize sormadan bu işlemleri yaptı. Halıyı aldık. Ben bu halıları aldım, bu kapıyı da alacağım dedim buradan. Hiç kusura bakma, beni de engellemeyin dedim. Dedi ki ben sizden bir şey rica edeyim dedi. Adam akıllı adam. Ateistleri sevmem ama adam akıllı yani. Nedir dedim hocam. Dedi ki bunu alırsan, buradan sökersen dedi, başına dedi iş alacaksın dedi, disipline verileceksin dedi, bir sürü şey dedi. Sen böyle yapma dedi. Siyaset şimdi bak. Ne yapayım dedim hocam. Sen bir dilekçe yaz dedi. Ver dedi dekanlığa. Bunu dedi dilekçe, madem kapı senin alırsın zaten dedi. Ama dilekçeyle al dedi. Böyle alma dedi. Ne olacak? Doğru, doğru söyledi tabii canım. Tabii. Şimdi diğerler de öyle söylese hiçbir şey olmayacak yani. Zaten. Bak bunların hepsini ders olsun diye anlatıyorum. Hadi sen sordun. Yani hakikaten iş dönüp dolaşıp eğitime geliyor ama. Tavura geliyor. Ben de onun için anlatıyorum bunları. Söyleme şekline yani, geliyor. Ben de onun için anlatıyorum bunları. Yani ben de bu örneklerin hepsini ders olsun diye anlatıyorum. Yoksa benim hayatımda bu olmuş olmamış meselesi değil yani. Peki hocam dedim. Ne diyeyim adama da olmaz falan cekarım yok. Adam gayet makul bir şey söylüyor. Teşekkür etti bana. Ben de ona teşekkür ettim. Gittim bir dilekçe yazdım abi. Verdim dekanlığa, sekreteriye. Bıraktım çıktım. Aradan ne zaman geçti, ne kadar geçti bilmiyorum. Bir aya falan geçti galiba. Bir gün bana dediler ki dekan bey seni çağırıyor. Dekanımız da Orhan Bolak diye bir mimar, bir hocamızdı. Kısa boylu, benden de kısaydı. Çok yani benzetmek gibi olmasın, kekeme konuşan bir hocamızdı. Yaşlıydı o zaman. O zaman yani şimdi tabii o zaman yaşlı deyince ben şimdi kendimi yaşlı olarak hissetmiyorum. Halbuki 64 yaş, 65 yaşına ben gidiyorum. O da belki de bu yaşlarda falandı o zaman. Yaşlı oluyor. He. Yaşlı tabii yani. Yani sanki bize çok ihtiyatlık değil yani ama yaşıyorsa Allah selametini versin, ölmüşse Allah rahmet eylesin. Gittim. Çaldım kapısını, oturuyor masasında. Buyur evladım dedi, böyle gösterdi. Bir dakika dedi bana, masasının üstünde bir sürü şey var, bir şeylerle meşgul adam. Tamam mı? Baktım benim dilekçeyi gördüm şeyde. Orada. Öyle yani masasının üstünde böyle ayrılmış duruyor böyle. Dedi ki, döndü bana sonra. Buyur delikanlı dedi. Dedim hocam beni çağırtır mısınız? Geldim. Sen kimsin? İbrahim Korkmaz falan. Ha tamam dedi, dilekçeyi aldı. Dedim şimdi şey başlıyor. Kavga başlıyor. Diye kendime şimdi söylüyorum. Hazırlıklıyım yalnız. O bana bir şey söyleyecek, ben ona bir şey söyleyeceğim. Öyle oldu, böyle oldu falan filan. Verin kapımızı. Moduna gireceğiz ve gerileceğiz diye bir modla girmişim. Ona en azından ona hazırlıklıyım yani. Adam dilekçeye şöyle bir baktı. Dedi ki bu dilekçe dedi, delikanlı dedi. Yönetim kuruluna gelip okunduğu zaman ben işte gerçek Türk delikanlısı dedim dedi. Allah Allah. Dedim ki şimdi bizim kapı gitti dedim. Şimdi adam hiç ummadığım yerden vurdu. Girdi konuya. Ben dedi böyle bir dilekçeyi yazan ve böyle bir hak arayan bir delikanlıyı dedi, anlattı, övdü. Adam yani Trablusgarp'tan, Galicia'dan, Balkanlardan dolaştı, Kurtuluş Harbi'nden geldi, girdi falan. Biraz da kekeme konuşuyor, lafı uzatıyor. O artık anlatıyor bana bir kahraman Türk genci, yiğit Türk genci nasıl olmalı, özellikleri ne olmalı falan. Ben de kafamda şimdi bizim arkadaşlar da şeyde bekliyorlar dışarıda, onlarla beraber geldik bu arada. Kapı olduğunu o arada girerken tahmin ettik yani. Dedik ki bunun için çağırıyorlar bizi. Çünkü dilekçe vermiştik. Ben diyorum ki şimdi bu kapı gitti de biz dışarıdakilerine cevap vereceğiz. Abi kalktı adam yerinden. Geldi, gel seni bir kucaklayayım dedi bana. Beni bir kucakladı. Cevap buradan, cevap buradan öptü. Tamam mı?
Ben bilmiyor muyum, ben senin gibi bir delikanlının dedi, devlete dedi verdiği bir kapıyı dedi arkasında veya halı flexin arkasında koşmayacağını, yani şey yapmayacağını, onlar da onu devletine vermiş, milletine vermiş, senin gibi dedi devletini, vatanını, bayrağını, milletini seven bir adam dedi. Bizi yük, daha ne diyeceksin, bitti yani. Adam bizi bitirdi. Şimdi aksini söylesek vatan aynı olacağız. Beni öptü abi, sırtıma vurdu. Aha. Beni gönderdi dışarıya. Kapı kaldı. Kapıdan çıktım, bizim bile ağzını açan ağzını kırarım dedim. Sesinizi çıkartma. Yok kapı mafı. Kapattık. Şimdi niye bunları anlattım? Hatıra dedin de. Eğitici olsun biraz da. Dinleyenler dinlerken yani insan davranışlarının nasıl olması gerektiğini. Yani hani laf vardır ya, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı diye. Yani benim hayatımda bunun onlarca örneği var. Hocam istersen onu orada bırakalım. Okulu bitirdiniz. Görev aldınız. Evet. İlk görev yeriniz neresiydi? Bursa Uluslararası Makine Fakültesi'nde görev aldım. Ne kadar görev yaptınız orada? Orada çok fazla görev yapmadım. Birkaç ay sonra tek sınava girdim. Hı hı. Yok Diyanet Bankası Meslek Okul, Yüksek Okulları projesi gereği. Hı hı. Girdiğim sınavda başarılı oldum. Ve meslek yüksek okullarına öğretim elemanı yetiştirilmek için 3 ay İngiltere'ye, 6 ay Amerika'ya olmak üzere eğitim amaçlı, yani öğretim üyeliği, öğretim elemanı nasıl olunur, eğitimci nasıl olunur şeyle amaçlı bir eğitim için yurt dışına gittik. Yurt dışında eğitim gördük. Ama ben burada tabii 8 tane pilot okul vardı. Hı hı. Bir tanesi Düzce Meslek Yüksek Okulu'ydu. Ben Düzce Meslek Yüksek Okulu'nu tercih oralara ettim. Oralara gitmezden önce mi yaptınız? Tabii tabii. Ha, buraya gelmiş bir öğretim görevlisi olarak gittiniz. Hayır. Ha. Önce sınavı kazandık. Tamam. Sınavı kazananlara tercihen hangi 8 okuldan hangisini seçtiklerini söylendi. Ben Düzce'yi seçtim. Tamam. Düzce'yi seçmemin sebepleri var tabii. Hı hı. Yani Düzce'nin İstanbul'la Ankara'nın ortasında olması. Yok onu sormayacağım. Karadeniz olması falan. İlk görev yeriniz Düzce. İlk görev yerim Bursa Uluslararası Üniversitesi. İkincisi Düzce. İkincisi Düzce. Heh. Düzce'de göreve başladıktan sonra mı gittiniz Amerika'ya, İngiltere'ye? Önce burada resim olarak göreve başladım. Hiç şey ders vermeden gittik. Tamam. Hocam şimdi oraya geçelim. Vaktimiz çünkü çok şey oldu. Hatıralarla bitirdik de konuyu. Unutamadığınız, hayatta örnek aldığınız kişiler veya öğretmenlerinizden bir örnek verebilir misiniz? Örnek aldığınız öğretmenlerinizden olabilir. Üniversite olabilir. Vallahi üniversite olsun daha iyi. Benim üniversitede çok hocalarla yakın diyalogum vardı, hocalarımla. Hmm. Gerçekten. Hala da görüşüyorum çoğuyla beraber. Bazıları rahmetlik oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Benim hayatım üzerinde, üniversitede en çok etkisi olan, hala da benim üzerinde bir etkisi olan hocam Profesör Doktor Oğuz Borat Bey'dir. Oğuz Borat hocam, Allah ömrünü uzun etsin. Elhamdülillah sağlık sıhhat içerisinde hala. Şeydir, belki de yani rahmetli Erbakan hocamızın, Allah mekanını cennet eylesin, Türk bilim tarihine şeysidir, o hediyesidir Oğuz Borat. Oğuz Borat mı? Evet. Evet. Oğuz, ben doktoramı Oğuz Borat'tan yaptım. Oğuz Borat da doktorasını rahmetli Erbakan hocadan yaptı. Böyle bir silsile var. Dolayısıyla hepimiz motorlar üzerine, yani genel tabiriyle motorlar üzerinde şey yaptık. Yani motorlar kürsüsünde diyelim eski tabirle doktoramızı yaptık. Ben bu manada Erbakan Hoca'nın talebesinin talebesi. Anladım. Yani Oğuz Bey'in şöyle bir özelliği vardı. Çok fazla konuşmazdı. Yani dediğim gibi, hele bize hiç şey yapmazdı. Benim hayatımda, benim fikri hayatımda şeysi olan, çok büyük etkisi olan insan Oğuz Bey'dir. Onu söyleyeyim. Yani, sert bir insan mı? Hayır, son derece yumuşak bir insandı. Ama o yumuşaklığın altında müthiş bir otorite vardı. Son derece nazik bir insandı. Fıtrat olarak çok farklıyız yani onunla. Ama benim hanım mesela bana derdi ki, o zaman telefonla konuşurken evden mesela, ben doktora anlattığım için devamlı sık sık görüşüyordum. Hanım derdi ki, hocanla dikkat ettim konuşurken ayağa kalkıyorsun derdi.
Çok seviyordun demek. Ve hala öyle. Oğuz hocam yani benim için onun yerini olsun. Yani benim bir Amerika'da hocam var, bir Türkiye'de hocam var. Bana öyle derler. İki hocası sayesinde bir yerlere geldi. Yalan da değildir bu yani. Çok büyük üzerinde hakları vardır her ikisinde. Bir Amerika'da Erdoğan hocam, Erdoğan Gümen hocam. Türkiye'de de ama Oğuz hocam, Oğuz hocam başkadır. Yani Oğuz hocamı ben hiç kimseye, hiç onun sınıfına kimseyi koymam. O benim için özeldir yani. Hala da öyledir. Peki. Oğuz Hoca aynı zamanda Türkiye'deki bugünkü savunma sanayindeki üst bürokrasinin de hocasıdır. Yani onu kimse bilmez. O hiç kendini öne vermez. O sadece ve sadece talebi yetiştirir ve kazandırır. Türk yani... Fabrika. Evet. Evet. Ve ona herkes saygı duyar. Yani bunu şimdi dinleyen arkadaşlar şey yapacaklardır. Her kesim ona saygı duyar. Yani şöyle söyleyeyim. Oğuz bizim şeyimiz makine fakültesinin Bursa'da, makine fakültesinde iken biz, o bizim bölüm başkanımızdı. Bizim laboratuvarlardaki, ekipteki arkadaşlar, teknikerler, teknisyen arkadaşların çoğu sol görüşlü ve Alevi arkadaşlardı. İyi insanlardı. Çok da diyalogumuz vardı. Hala da ben severim onları. Onlar da beni severler. Mesela hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Ben yurt dışından gelip onları ziyaret etmiştim. Tabii o yani aramızda böyle bir Alevilik, Sünnilik falan filan yok. Dostluk, arkadaşlık var. Yani ben de çok yakındım onlara. Dolayısıyla laboratuvardaydık. Hep abi kardeş gibi şey yapmıştık. Mesela hiç unutmuyorum. O zamanki dekan onlara demiş ki, onlar bana anlatıyorlar. Demiş ki, Oğuz Bey olsa demiş, bu işi demiş, Oğuz Bey onlara çağırırdı, onu söyleyeyim. Herkesi koyardı. Oradaki temizlikçi bile çağırırdı, otur çay söylerdi. Arkadaşlar şöyle bir deney tesisatı yapacağız, şunu yapacağız, buyurun size, bunlardaki fikriniz nedir diye herkesin fikrini alırdı. Yine eğitimle ilgili güzel tabii, bir örnek. Tabii, onun için söylüyorum zaten. Herkesin fikrini alırdı. Buna istişare diyebiliyor musun? İstişare. Bazen, bu çok önemli bir şey, bazen adam hiçbir şeyi bilmez o konuda. Belki söylediği şeyin hiç onunla alakası yok ama size öyle bir ışık çakar ki. Doğru. Tamam mı? Hiç alakası yok bir şey söylüyor adam. Tamam mı? Yani ona ne, niye sen böyle söylüyorsun demez yani. Böyle bir, çok önemli bu. Mesela onlar, Oğuz Bey onlara 10 günlük bir iş versin o arkadaşlara. Biraz tembeldiler keratalar. O 10 günlük işi 3 günde nasıl bitiririz? Öyle yaparlardı. Ya bu çok... Şimdi önemli bir şey. O dekan, ismini vermeyeyim, ben hiç sevmem onu. Hı. Tamam mı? Çok siyasi mücadelelerin içerisinde bana çok haksızlık etmiştir o. Onlara demiş ki, Oğuz Bey olsa demiş hemen bitirdiniz bu işi demiş. Onlar demişler ki sen de Oğuz Bey ol. Bitirelim. Senin işini de bitirelim demişler. Bunu niye söylüyorum? İnsan davranışı, deminden beri söylediğim, anlatmaya çalıştığım şey o bak. Baştan açtık. Yani burada bir şey söylemeden hatıralardan geldik, davranış biçimlerinden bahsediyoruz. Davranış bir insanı evliya da yapar, eşkıya da yapar. Doğru. Oğuz Bey mesela davranışlarıyla herkesi etkileyen bir bilim adamı. Müstesna bir insan. Müstesna bir insan. Peki hocam. Allah ömrünüzü versin hocam. Çok sorularımız var da, görev yaptığınız süre içinde yaşadığınız, unutamadığınız gençliğe örnek olması bakımından anlatabileceğiniz anılar var mı desem, anlattıklarınız zaten biraz oraya giriyor. Bunun dışında söyleyebileceğiniz varsa aklınıza gelen. Ben gençlere şöyle bir tavsiyede bulunayım. Çünkü vaktimiz... Tabii ben şöyle bir genel bir tavsiyede bulunayım. Olmak üzere. Bakın şimdi ben bir kere hayatında çok fazla alanlarda faaliyet gösteren bir insanım. Hala da öyleyim. Bir, akademisyen yönüm var. Bir yönüyle iş adamlığı yönüm var. Evet. Bir yönüyle siyasetçi yönüm var. Hı-hı. Siyaset benim yani bir kendimi bildiğim bile içerisinde olduğum bir şey. Partisel anlamda değil. Partisel anlamda değil. Dava anlamında. Dava anlamında. Vatan, millet, bayrak, din, iman dedin mi? Yani bizim kayıtsız kalacağımız bir şey değil. Ümmet dediğin zaman bizim kayıtsız kalacağımız bir olay değil. Efendime söyleyeyim, sivil toplum yönüm var. Hı-hı. Başka yönlerim de var. Ben aslında başarılı bir insan değilim. Bunların hiçbirinde çok fazla ne akademik manada başarılı olmuşum. Ne efendime söyleyeyim sivil toplum yönünden, ne efendime söyleyeyim siyaset yönünden aslında başarılı değilim. Siyaset derken politika desek daha doğru. Ben siyasetle politikayı birbirinden ayırıyorum. Her yani politikayı sevmiyorum. Ama ben devlet adamlığı, düşünme, strateji geliştirme, memleketin meselelerine ilgi duyma ve onunla ilgili alternatifler oluşturma noktasında meseleye bakıyorum ve onu söylüyorum. Yani bugün eğer
Bir siyasetçi dediğin zaman siyasetçi devletin işleyişini bilir, devletin ayakta kalması için ne yapmak gerektiğini hususunda fikir üretir, ümmetin maslahatı için ne yapmak gerektiğini düşünür. Bugün maalesef siyasetçi arkadaşlara bugün sorsan desen ki, yani bizimkileri hedef olarak söylemiyorum, genel olarak konuşuyorum, parlamentodan konuşuyorum. Ya bugün kardeşim ne oluyor, yani siz önümüzdeki 10 yıllık gelecekte nasıl bir öngörünüz var, bunun sebepleri nerelere dayanıyorsunuz deseniz, Orta Doğu ile ilgili sorular sorsanız adam size 10 dakika konuşamaz. Çünkü bilmiyor. Orada dönen olayları bilmiyor. Hangi gruplar var, kimin kimle ilişkisi var, kim kime niçin böyle söylüyor, ilişkiler neler. Hiçbirinin kafa yorduğu doğru dürüst yok. Akşamüstü televizyonu dinliyorsa oradan edindiği bilgiyi size söyler. Ben siyaset derken bu manada siyaseti söylüyorum. Yoksa Düzce'nin yolları şu su bu su. Siyasetçinin işi değil yani. Düzce'nin yolu şu su bu su. Bu Düzce'de kurumlar var, belediyeler var. Belediye. Şu var, bu var. Ben şunu söyleyebilirim. Ya bunların hepsiyle dünyanın her tarafında aşağı yukarı desem ki ilişkim var. Var, bunu biliyorsun. Özellikle Orta Doğu ile ilişkili çok yoğun ilişkisi olan birisiyim. Bugün Ortadoğu'daki hareketlerin çoğuyla yakın bağlarım var, gönül bağlarım var, ilişkilerim de var. Yani bugün Hamas'la, İhvan-ı Müslümin'le falan, ben derin ilişkisi olan bir insanım. Bunları saklamıyorum. Yani kimsenin de korkum yok bu konuda, gururla taşıyorum bunu. Ben şunu söylerim insanlara, gençlere. Bir, kariyerlerini tamamlasınlar. İki, muhakkak ve muhakkak dil öğrensinler. Dil yoksa hiçbir şey yok. İngilizce artık dünya dili olmuş. Dünyanın en aptal dili maalesef. Ya okunmasıyla, yazılmasıyla dünyada ondan daha aptalca bir dil yok. Ya bir dil geçen öyle. Ama bu dünya dili olmuş. Yapacak bir şey yok. Ama bunun yanında Rus... Aptal derken ama kendisini kabul ettirmiş. Diyorum ya, kabul ettirmiş. Rusçayı mümkünse, Çinceyi, Arapçayı özellikle öğrensinler. Yani dil öğrenecek kabiliyetleri varsa dil muhakkak birkaç dil öğrensinler. Siyasete muhakkak, siyasete, politikaya değil. Kime ya nasıl kaydırırım, kime nasıl kazık atarım falan filan. Bu değil yani. Devlet adamı olmaktan bahsediyorum. Tamam mı? Bunu öğrensinler. Yani ve memleketin meselelerine ilgi duysunlar. Ben onu söylüyorum. Bu konularda çok fazla kendilerini benim gibi dağıtmasınlar. Sağ ol. Yani onu söylüyorum. Peki hocam, yurt dışına çok sık gidip gelen insansınız biliyorum da. Nerelere gittiniz? Birkaç tane say desem. Yani ülke ülke mi? Ülke ülke. Yani söyleyeyim. Amerika'yı dediniz, İngiltere'yi dediniz. Amerika'ya gittim, Kanada'ya gittim, İngiltere'ye gittim, Almanya'ya gittim. Efendime söyleyeyim, Romanya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim. Efendime söyleyeyim, Azerbaycan'a gittim, Afganistan'a gittim, Pakistan'a gittim. Efendime söyleyeyim, Bangladeş'e gittim, Maldivlere gittim, Uzak Doğu'nun birçok ülkesini gezdim, dön aşağıya, Orta Doğu'da, Afrika'da gezmediğim çok az yıldır, Güney Afrika'ya kadar gittim. Bunları vekilken mi yapmış oldunuz? Bu ömrümün STK'lar... Son... Ya STK yönü var, dostluk yönü var, siyasi yönleri var. Hı hı. Mesela özellikle Asya'da ben Tayland Dostluk Grubu Başkanı'ydım. Vekilken. Vekilken, evet. Mesela şeyde mesela Myanmar'daki o Rohingya Müslümanlarının içinde bulunduğu sıkıntılarla ilgili çözüm bulmak için bölgeye defalarca gittim geldim. Hı hı. Bunun yanında Tayland Patani bölgesinde oradaki Müslümanlarla Tayland hükümeti arasındaki şeyde karşılıklı çatışmalarda bir nevi arabulucu diyelim, barış anlaşmalarını organize etmek için oradaki gruplarla görüşmelerde bulundum. Ama bu devletin bilgisi dahilinde değil mi? Tabii devletin bilgisi dahilinde. Tabii hepsi. Yani gerekli yerlere raporlar veriliyor tabii, yani. Tabii. Yani kendi kendimize bir yerde yok, tayin etmeyiz. Yok, hani dernekler yoluyla vasıtasıyla bazen bakın şimdi, gidiyorsunuz bak, ya. Bak şimdi, onun için sor. Görüntüsü dernek olur, görüntüsü siyaset olur, görüntüsü ziyaret olur. Görüntüsünün ne olduğu önemli değildir. Yani siz nihayetinde mesela Libya'da ben birkaç kez gittim Libya'ya. Libya'daki o yoğun sıkıntılı dönemde gittim. Libya'da daha hükümet o zaman kurulmamıştı, Faiz Sarraç hükümeti. Orada Libya'da oradaki kabileler, Libya biz bir grup oluşturmuştuk Libya'da. Bir sivil inisiyatif alma noktasında. Oradaki o mücahit gruplarının hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle kurulan Mustafa Faiz Sarraç hükümetini tanımaları için biz orada yoğun faaliyetler yapmıştık ki daha sonra o münhasır ekonomik bölge anlaşması falan filan şey oldu. Çorbada bizim de tuzumuz var yani. Onu kimse bilmiyor tabii. Yani biz
bizim gibi başkaları da gidiyorsunuz. Gerekli gruplarla, aşiretlerle, şunlarla, bunlarla görüşmeler yapıyorsunuz. Evet, ne devletin bu görüşmeleri devletin kurumlarına rapor ediyorsunuz tabii. Yani ama resmiyetli bir göreviniz yok. Yani olması da gerekmiyor. Resmi olarak sizi kimse tanımaz zaten. Yani kimse biz buna görev verdik, git bunu yap, öyle bir şey olmaz. Yani siz gidersiniz, tabiri caizse kendinize görev addedersiniz. Öyle diyelim, daha güzel bir açıklama olur bu. Su hesabına da dokunmayan bir açıklama olur tabiri caizse. Raporlarınızı hazırlarsınız, gerekli yerlere verirsiniz. Yani bu böyledir. Peki hocam, siyasete girmeyecektik. Yine de girmeyeceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü... Politikaya girmeyelim, siyasete girebiliriz. Düzeltiyorum. Politika hariç, siyasete... Hayatımız siyaset çünkü. Girebiliriz. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle siyasette olduğunuz süre anlamında soruyorum. Milli Eğitim Camiasına vekilken yaptığınız hizmet oldu mu hiç? Aklınıza gelen. Mesela biz depremden çıkmıştık. Okul... Mesela onu söyleyeyim. Prefabrikten kurtulması. Düzce'ye, mesela Düzce'nin bizim dönemimizde Düzce'de 37 tane okul binası yaptırdık biz. Bu bakın şimdi bir milletvekilinin hizmeti şöyle olur. Milletvekilinin hizmeti. Normalde devletin rutin yaptığı şeyler vardır. İşte spor salonu yapmak, yüzme havuzu yapmak, efendime söyleyeyim 112 sağlık kuruluşunu kurmak, şu bu falan filan. Bunlar devletin rutinleridir. Bunu her ile yapar yani. Anlatabildim mi? Bir de devletin içerisinde yoktur. O anda yoktur. Gündeminde yoktur. Gündeminde. Siz bunu gündeme sokarsanız bu hizmet olur o zaman. Bu bağlamda baktığınız zaman şunu söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim televizyon programında. Mesela o zaman Ömer Dinçer Bey ki ben çok severim kendisini. Hala da görüşürüm. Düzce'den geçerken, Ankara'ya geçerken bana uğrar burada. Kimse görmez, bilmez. Bana çok kişi geçerken uğrar, giderken uğrar. Yani bunu siz de fark ediyorsunuz. Siyaset şeyden uzak bu tür şeylerden. Geliriz, sohbet ederiz, yemek yer, işte namazını kılar falan filan. Giderler yani o tarafa veya bu tarafa. Burası çünkü Düzce çok konum olarak doğru, güzel yer. O zaman Ömer Dinçer Bey'e gitmiştik. Üç vekil beraber gitmiştik. Fevay Bey, ben, Osman Bey beraber gitmiştik. Orada niyetimiz okul meselesini gündeme getirmekti. Gittik ve getirdik. Konuşmacı olarak ben, arkadaşlar beni şey yapmışlardı. 100 kişinin içerisinde konuşmacı sizsiniz. Ama ki üçümüz gittik tabii yani. Ben tek başıma tabii yaptım falan diyecek halde değilim. Beraberdik yani. Gittik doğrusu, Ömer Bey'e. Yapmışsınız. Tabii. Ömer Bey'e üç kişi giderseniz bu bir ağırlık gösterir. Herkes birlik, burada, beraberlik. Milletvekilleri burada diye ağırlığınızı ortaya koymuş olursunuz. Bu da onlar için önemlidir. Dedik ki Sayın Bakanım işte Düzce'de okul problemimiz var, bir sınıf problemimiz var. Açtı böyle şeysini, bilgisayarını. Baktı dedi ki arkadaşlar olur mu böyle şey dedi ya. Siz dedi yanlışınız var yani bu Ankara'da bir sınıfta şu kadar öğrenci düşüyor ortalama, İstanbul'da bu kadar, Düzce'nin üzerinde. Düzce'de 30-32 falan gibi bir rakam telaffuz edilmiş. Size diyor, siz yanlıştasınız diye. Bize söylüyor. O zaman Yusuf Tekin Bey de, şu anki Milletvekili Bakanı da müsteşardı. Hı. Çok da kalite bir arkadaş. Ben hala kendisini çok takdir ederim, severim. İyi bir Milletvekili Bakanıdır. Şu an için ben öyle görüyorum. Dedim Sayın Bakanım, siz dedim anladığım kadarıyla bilgisayarınızda sınıf sayısıyla öğrenci sayısını karşılaştırıyorsunuz. Bir bölme işlemi yapıyorsunuz. Sınıf başına düşen öğrenci sayısını hareketli bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ama dedim bizim dedim siz olaya kemiyet olarak bakıyorsunuz. Çokluk olarak sayısal bakıyorsunuz. Bizim ise sınıflarımız evet var sayısal olarak belki bu ama keyfiyette baktığınız zaman bizim sınıflarımız depremden kalma hurda binalardan kaynaklanıyor. Prefabrik veya güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş binalar bunlar. Ki hala yıkılan ve güçlendirilenler var, görüyorsunuz yani. Onun için dedim biz bunlarla ilgili problemimiz var dedim. Bu sefer Yusuf Tekin Bey aradı dedi ya İbrahim Bey böyle söylüyor. Geldiler arkadaşlar Fevai Bey, Osman Bey falan yanımdalar. Düzce ile ilgili böyle söylüyorlar nedir bu falan dedi. O da evet efendim doğrudur falan dedi. Daha önce ona söylemiştim ben kendisine. Yusuf Tekin Bey olayı biliyordu. O zaman Osman Bey de Millet Komisyonu'ndaydı. O da aktifti bu işlerde doğrusu. 37 tane okul sözü verdi bize ve yaptı da yani. O dönemde. O dönemde yapıldı hepsi. Sadece geciken Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi'ydi.
Onu ben özellikle beklettim. Niye? Onun arazisi dardı, küçük bir arazi. Evet. O zaman ki belediye başkanımıza dedim ki bir kat daha ver bize. Bir de konferansa onların yukarıya taşıyalım. Bahçeyi biraz daha geniş tutalım. Öğrencilerin nefes alsın, gezsin çocuklar yani burada. Arka tarafta bir yol vardı. Hatırladığım kadarıyla öyleydi galiba. Bunu iptal edelim veya katalım mı okula diye bir şey istemiştik. O zamanki arkadaşımız bunu uygun görmemişti, belediye başkanımız. Daha sonraki, ondan sonra gelen belediye başkanımız, adını da söyleyeyim, Mehmet Kereş geldi. Hı. Mehmet Bey sağ olsun hemen geldi, şey yaptı. Yani bunu da ben eskisini yermek için söylemiyorum. Anladım. Bir olay anlatmak için söylüyorum. Yani İsmail Bey'in de çok değerli katkıları olan bir belediye başkan arkadaşımız yani. Ben her zaman takdir ederim kendisini. Ama uygun görmedi. Görmeme hakkı var yani, evet, belediye niyetli başkanı. Biz bir şey söyledik, o uygun görmedi onu. Görmeyebilir. Niye görmedi demiyorum yani. Durum izah için söylüyorum. Kalp de kırmak istemem. İsmail Bey çok sevdiğim bir kardeşim yani. Allah razı olsun hepsinden. Sonra Mehmet Bey geldi. O belki kendi politikasında bir kat daha verdi ve o dediğimiz planı onayladı. Ne nasıl, ne planı? Yani işte kat yüksekliği, ha, maksimum yükseklik falan filan imarla ilgili şeyleri yaptı yani, bize izin verdi. Onun çatısı da farklı. Evet, ondan da onu kastediyorum işte, onu söylüyorum. Yani o biraz diğerlerinden farklıdır. O zaman Özel İdare'de Necmettin Bey biliyorsun, televizyon çalışkan vardı. O bu işle beraber biz onu şey yapmıştık. Ali İhsan Bey sağ olsunuz valimizdi. Ali İhsan Bey de çok iyi, uyumlu bir valimizdi. Çok da güzel çalıştık kendisiyle. Vasip Bey'le de, onunla da. Yani o dönemde biz valilerimize çok uyumlu çalıştık gerçekten. Hepsinden Allah razı olsun. Ali İhsan Bey de çok büyük destek verdi. Onu özellikle bekletti. Niyetinde vali, devleti temsil ediyor. O, biz siyasetteyiz çünkü. Ve güzel bir şey çıktı ortaya gördüğünüz gibi. Geciken oydu ama diğerlerinin hepsi yapıldı yani. Ama çatısı çok güzel olan, kullanışlı. İşte onun Necmettin Bey İstanbul'da şey var, Başakşehir'de bizim şey var, Mehmet Emin Saraç Hoca'nın isminin olduğu bir İmam Hatip sesi var. Oradan bir kopya almıştı onu. Peki tip proje olarak bir çalışmanız var mıydı o zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapılacak olan okullarda tip projeye çatıların, çatı katının altında değerlendirmesi. Evet, onu o dediğiniz doğru. Milli Eğitim Bakanı değişmişti daha sonra. Yerine Nabi Avcı hocamız gelmişti. Nabi hocam, biz ona hep hocamız deriz çünkü şeyden gelen, üniversiteden gelenlere sayın bakanım demekten daha çok hocam demekten hoşlanırlar. Üniversitede böyledir. Ben mesela Beşir Atalay'la çok yakınım. Ben hemen hocam diye hitap ederim. Yani hiç sayın bakanım demem mesela kendisine. Niye? Daha çünkü sıcak. Hocalık farklı bir şey. Yani bakanları da o yetiştiriyor çünkü nihayetinde. Yani bakanlık evet üst bire bakan ama itiraf kabul ediyoruz. Ama hocalık hepsinin üstünde bir şey. Bunu bakanlar da kabul ederler yani. Nabi Hoca sağ olsun o zaman Milli Eğitim Bakanıydı. Ben ona gittim, dedim ki sayın hocam geziyorum ya binaları. Bu binaların çatı altı çok atıl kalıyor. Koca bir çatı yapıyorsunuz. Bu çatıları birazcık daha yükseltelim. Ve bina bu şeylerin, okulların konferans salonu, kütüphane, mescit veya özel yerlerinin ihtiyacını bu kat çatının altında çözelim. Akıllıca. Yani niye boş mezbirlik olsun? Yani doğru, kütüphane yapalım oraya. Çünkü en üst kat olduğu için daha mescit sakin olur, mescit olur. Konferans salonu olur. Kafes olur. Yani doğru, hayır, bir şey var yani. Kız çocuklarının özel durumları vardır. Onlar için bir şey olur, bir şey söyle şunun adına, sağlıkla ilgili bir bölüm olur değil mi? Yani hijyenik bölüm olur falan filan. Velev ki de öyle oldu yani. Önce Nabi Hoca şey yaptı. Ya İbrahim boşver, şey yapma, iş çıkarma bana falan dedi. Ya hocam zaten dedim %10 falan filan bir artım sağlı, yapalım bunu bu şekilde falan. Gittim bir 3-5 gittim geldim. Sonra bir gün dedi ya tamam git dedi, konuş inşaat dairesine, ne yaparsan yap dedi bana. Girdi mi tip proje? Girdi girdi. Sonra ben gittiğim inşaat dairesine ki arkadaşla konuştum. O da bizim Samsun şey Sivas'tan mı? Oradan bir yerden İHH'dandı. Gelmişti, oraya atanmıştı. Bizim kafa dengi yani ekipten bir çocuk. Tamam abi dedi ya, çok güzel fikir dedi. Sonra onu tip olarak çevirdiler. Çat hatlarını kullanılmaz ama bizimkilerin daha sonraki mimari de iyi bir uyum sağlamadı yani aşağıyla beraber. Ama şu anda aktif kullanılıyor, güzel de oldu. Yani. Geliştirmişlerdir. Peki hocam, ben girişte sizin STK'larla ilgili söyledim ama bunun güncelleştirme durumu nasıl olacak? İHH'nın Düzce Yardım Vakfı dedim. Ya ben bazılarını ben ülkten ayrıldım. Çünkü üstündeki yoğunluktan falan dolayı, anlaşmazlıktan değil, yoğunluktan dolayı ama gönül olarak hepsinin içerisindeyim. Hı hı. Ben daha çok şimdi mesela Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin kurucusuyum. Kurucularındanım daha doğrusu.
şey yetim vakfının mütevelli heyeti. İHA'nın. Yok, yetim vakfını biz ayrı olarak kurduk. İHA'nın üzerindeki yükü, yetim yükünü hafletmek için yetim vakfını ayrıyeten kurduk. İstanbul merkezli. Kurucularından bir tanesi de benim. İHA üzerindeki yetim yükünün çoğunu ona devretti. Bu İHA'yı rahatlattı çünkü İHA bir sürü şeyle uğraşıyor. Yetim işi özel bir iş. Yani gerek Türkiye'deki yetimler, gerek diğer tarafındaki yetimlerle ilgilenmek durumundasınız. Bu ilgilenme şekli böyle onlara sadece para vermek veya şey değil, basbayağı ilgileniliyor eğer onlara beraber. O vakıf, birkaç vakıfın üyesiyim. Peki lazım. İlim Yayma Cemiyeti Düzce'si bir şey? Yok, o değilim artık. O değilsin. Sadece ve sadece gönüllüsüyüm. Yani o başka bir şey değil. Teknikliler, İstanbul Teknik Üniversitesi. Ben üyesiyim. Teknikli bir grubumuz var. Tamam, onu düzeltmiş olduk o zaman. Yanlış. Şunu düzeltmiş olduk. Hocam, programımız sonra geldi. Eyvallah. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim ya, ne diyeyim. Yani uzun bir aradan sonra bir televizyon programına çıkmak benim için güzel oldu. Özlemişim demeyeyim de, yani çünkü televizyon programına uzak duruyorum artık şeyden. Öğretmenler günüyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Mesajınız var ya, mı? Tabii bütün öğretmen arkadaşlarımız, Allah hepsinden razı olsun. Yani bir öğretmenlik dünyanın en güzel mesleğidir bana sorarsanız. Yani ben hiçbir zaman öğretmenlik derken yani eğitimcilik diyeyim. Yani hepsini içine katarak sadece okul öğretmenleri değil, değişik eğitim alanında eğitim veren herkese saygı duyuyorum. Yani eğitim camiası bir ülkeyi geleceğe hazırlar. Eğitim camiası, eğitim yoksa hiçbir şey yok. Tabii. Onun için bütün eğitimci arkadaşlara sağlık, sıhhat diliyorum, başarılar diliyorum. Hizmetlerinden dolayı kendilerini her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlkokuldan üniversiteye, halk eğitimlerinden bütün kurslarına kadar hepsi için söylüyorum bunu. Hepsinin öğretmenler günü kutlu olsun. Her günü de güzel olsun inşallah. İnşallah hocam. Keyifli bir program oldu. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. İnşallah gelecek açısından gençlere iyi bir şeyler anlatmışızdır. Öğretmenlere de burada söylemek istediğim sakın beni örnek almasınlar yalnız, onu söyleyeyim yani. Ben bu söylediğim şeyleri hani merdi kıptı şecaat arz ederken sirkatin söylemiş derler. Yani ben sirkatimi söylemek için bunu yapmıyorum. Sadece ve sadece yani şöyle söyleyeyim. Beni hayatta başarılı görenler için nasıl bir hayatım var? Belki o onlara örnektir. Yani böylesine bir çocuk bile hayatında böyle 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 işleri başarabiliyor. Milletvekili olabiliyor, üniversitede hoca olabiliyor, dünyanın her tarafıyla ilişki kurabiliyor. Birçok dünyanın her tarafında ilişkileri olabiliyor, yoğun bir ilişkiler ağı olabiliyor. Bunu örnek vermek için söyledim. Onlara eyvallah diyorum ki daha iyisini yapabilirsiniz. Eyvallah. Yani ama o çocuğun da karakterini ortaya koydum. Bu çocuğa böyle davranırsanız böyle sonuç alıyorsunuz, böyle davranırsanız böyle sonuç alıyorsunuz. Yani eyvallah, bunu da eğitimcilere söylemiş oldum. Belki yanlış anlaşılabilir. Yani adam geldi, çıktı televizyona, yaramazlıklarını anlattı çocuklar. Yok yok, amacım bilmiyorum, o değil. Ben öyle anlamadım hocam. Belki anlayanlar olabilir, baştan söylüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Allah teşekkür hayırlı uzun ömürler versin. Cümlemize inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun. Biz de hayırlı günlerim. Seyircilerimize teşekkür ediyorum.